Merhaba arkadaşlar, ben İlker. Bu videoda Agabi'yi takip edenlerin A Cappella'yı duyduktan sonra beklemeye başladığı Eyvah adlı şarkısını değerlendireceğim. Şarkı geçen gün Keyşan'ın şarkısıyla birlikte paylaşıldı. Bakalım nasıl olmuş? Temelli dönmek zor, bir geri bakıp görmek şart. Kim bilecek ilde bölecek bu ay. Hem pahalılar hem çiğ menfaati var. En tuhaf iddia da şu, düşünürsen aklının şu. O zaman sakla gülüş, yasakla bir düşün, dünya ve iz düşünün. Hele bir döne ki devran, o vakitsiz düşünün. Biz tasaklı berkuş bastık. Klip bir karanlık bir ormanda geçiyor. Şimdilik pek bir şey görünmüyor karanlıktan tabii ama Agabi'yi gördük. Bir de iki tane dans eden kadın var. Bir kabile havası gibi bir şey var ortamda. Bu şarkının akapellasını zaten yani akapellasını aslında beatten de birazcık duymuştuk Agabi'den. Insta'da. Yani ben duyduğum kadarıyla çok beğenmiştim ve merakla bekliyordum şarkıyı. Sonunda paylaşıldı. Bu şarkı da Agabi'nin son bombalarından biri olacak bence. Yine beat'te Pangea Beats var. Edit or be mix mastering notes. Temelli dönmek zor, bir girip bakıp görmek şart. Kim bilecek, ilk de bölecek pay. Hem pahalılar hem çiğ, menfaat hep var. En tuhaf iddia da şu, düşünürsen aklın uyuşur. Şimdi burada Agabi'nin Yoğun Solu şarkısında bir yer var. Orayı anımsatan bir bölüm var. Oraya bir bakalım. Var eden sen desem der daha neler. Hem söyleme böyle şeyler niye? Çünkü düşünürsen bu seni sağır eder. Hayır, na bunlar bahaneler. Dermanı ateşler dert. Solu. Yoğun ama yoğun solu. Yok yolun sonu. Burada var eden sen desem der daha neler hem söyleyen böyle şeyler niye? Çünkü düşünürsen bu seni sağır eder. Kısmını anımsatıyor bana şurası. En tuhaf iddia da şu, düşünürsen aklın uyuşur. Kısacası senin düşüncelerini engellemeye çalışmalarından bahsediyor. Senin düşünmeni engellemeye çalışıyorlar. Yani düşünmenin aslında kötü bir şey olduğu iddiasında bulunuyorlar. Agabi de bunun tam tersi olduğunu söylüyor ki bunun tam tersi olduğunu aslında aydınlanma çağından beri biliyor insangiller. Tabii bizim buralarda o aydınlanmanın pek yaşandığını söylenemediği için biz de bu düşünürsen aklın uyuşur muhabbetini hala konuşmak zorunda kalıyoruz maalesef. Rüküşün rüküşü hepiniz ak baba tamam tepemde süzüldü püşü şimdi buranın ayazı sert üşürsün gülüm gülüm geç düşük dirençle hayatlar alamam bütün eş bozuk bozulma tuzumuz kuru ya er geç kırıklak bir bek ilce baş kırıklak su sürü uyumu pis bu durumun özeti bu alay yüzün hep külfet şu eyvah ilk göz ağrım. Evet arkadaşlar, ortam giderek kalabalıklaşmaya başladı ve Agabi'de bir takım değişiklikler görüyorum. Gözlerinin bebeği kayboldu, beyaza büründü gözleri. Bu aslında bir nevi başka bir havaya girdiği anlamına geliyor olabilir. Ne diyor bakalım? O zaman saklı görüşü yasaklı bir düşün. Dünyaviyiz düşünmeyle bir döne ki devran o vakit siz düşünün. Biz pasaklı berduş, paspal keş ya da siz yürük düşünün düşün. Evet aslında klasik o Agabi'nin şarkılarındaki ötekileşen tarafta konuşan sesi duyuyoruz yine. Biz berduş, pasaklı, keş ya da siz rüküşün rüküşü dediği de bu aslında. Ötekileşen tarafın aslında ötekileştirilenler tarafından bu konuma sürüklenmeyi hak etmediğini. Yani Agabi'nin bu tip söylemlerini aslında birçok şarkısında görüyoruz. Agabi genel olarak bu toplumdaki bu duruma da karşı insanların birbirine olan tavrı ve iktidarın söylemiyle hareket etmeleri yahut iktidarın bizzat kendisinin seni bir kenara çekmesiyle alakalı sert sözler söylüyor. Yine kalemini konuşturduğunu söyleyebiliriz. Ben Agabi'nin bir şair gibi yazdığını düşünüyorum. Tabii yine Agabi'ye has o humoru da görebiliyorsun şarkılarında. Düşük dirençle hayatta kalamam, bütünleş buzum, bozulma tuzumuz kuru ya. Er geç klik klak big bang boom. Yani burada eninde sonunda aslında devranın döneceği ve bu düzenin yıkılacağı, tıraşlanacağını söylüyor. Yani ümit ediyoruz ki o gün gelir bir an önce. Devam et. Devam.
belki de bela. Eyvah, eyvah, ilk göz ağrım. Beat fena. Göze aldım bela. Revoir, hadi devam et, devam. Belki de bela. Eyvah, ilk göz ağrım. Evet, ortam gittikçe bir ayin alanına dönüşüyor arkadaşlar. Karanlık bir ormanda gizemli bir hava var. Yani Agabi bir ayinin ortasında gibi ya da o ayini yöneten kişi bilmiyorum. Sözlerden de anlaşılan o. Orada bir mevzu dönüyor. Ne diyor? İlk celp aşk, kırık plak sulh. Sürü uyumu pis huy. Yani işte burada çok fazla üzerine konuşmaya gerek var mı bilmiyorum. Sürü uyumu pis huy. Aslında dönüp dolaşıp aynı şeyden bahsediyor. Durumun özeti bu. Alayı zulhep, zulhep külfet şuu. Yani düşünmenin bir külfet olduğu, bilincin insanlara zul geldiği bir dönemde herkesin sürü halinde hareket etmeye meyletmesinden bahsediyor. Kimse düşünmüyor. Çünkü her şeyin artık İnsanların kolayına geleceği biçimde tasarlandığı, düşünüldüğü bir çağdayız. İnsanlar 6-7 dakikalık şarkıları bile dinlemiyor. 2-3 dakikalık şarkılara bakıyor artık. Şarkı süreleri düştü. Kimse bir şey okumuyor. Yazı bir sayfadan uzunsa, yarım sayfadan, bazen bir paragraftan bile uzunsa okumuyor. Çünkü buna tahammülü yok. Dolayısıyla işin her zaman en kolay. Yani o şeyi yarattılar en sonunda. O reklamlarda sürekli en hızlı temizlik, en kolay. En kolay, en bilmem ne. Bunu yarattılar. Her şeyin kolayının yürürlükte olduğu bir çağdayız. Birazcık böyle beyni kurcalayan, aklı zorlayan bir şeyler oldu mu? İnsanlar daha en başından cayıyor. İlk göz ağrım, göze aldım ellam. Reva, devam et. Devan, belki de belam. Burada da gördüğünüz gibi hala direnmeye devam diyor aslında Agabi. Hani ilk göz ağrım, göze aldım ellam. Ellam herhalde demek biliyorsunuz ki. Devan belki de belan dediği de bu. Sen yolundan cayma. Senin devan belki de başındaki bu bela. Yani bu belanın seni getireceği noktada belki de deva bulacaksın diyor. Sarıp sarmalar her an cereyan eder. Ham erva. Bertarafın erbabıyız illa. Yek silahımız dima. Yani gördüğünüz gibi gayet jilet gibi yazıyor Agabi. Hala aynı şeyi vurgulamaya devam ediyor. Sarıp sarmalar her an cereyan eder. Ham ervah. Ham ervah dediği az önce yukarıda çi olarak bahsettiği şey aslında. Yani çok fazla bilgisi olmadığı halde konuşan tayfadan bahsediyor. Bertarafın erbabıyız illa. Biz bertaraf edilmişlerin erbabıyız. Bertaraf edilmişlerden yanayız. Ve silahımız da dima diyor. Dima da beyin, zeka dediğimiz şey. Aslında Agabi en başından beri politik duruşunu çeşitlerken hep aynı şeyi söylüyor bize. Toplum ötekileştirildi, ikiye üçe bölündü. Bizim tarafımız budur. Biz o ötekileştirilen taraftayız ve tek silahımız da zekamız. Göze aldım elam. Devam et. Hadi devam. Belki de belam. Sarıp sarmalar elam. Ceryan eder ham erbağ. Bir tarafın erbabıyız illa. Yek silahımız dima. Milyon laf, vizyon, teknik, saf, iyilik, mimar. Mimar, yetkileliği. Evet, iş iyice bir ayine dönüştü. Belki de şaman ayini diyebileceğimiz bir ayin. Şaman ayini muhtemelen doğada yapılan bir ayinden bahsediyoruz burada. Yani milyon laf, vizyon, teknik, salt, iyilik, mühimmat. Mühim bak mevkide liyakat. Bir düzen eleştiricisi olduğunu çok belli ediyor Agabi. Burada bis ve flaştan farklı olarak o kısa kısa belki de kelimelerle teker teker anlattığı şeyleri biraz daha açarak anlatmış burada. Bu sefer birazcık daha uzun dizeler görebiliyoruz. Ama yine kısa kısa 2-3 kelimeyle anlattığı bölümler de var. Tabii bence yine Agabi'nin son dönemde yaptığı şarkıların en bombası olduğu Erva. Hani Flash da bir aşamaydı, Biz de bir aşamaydı Agabi için ama Erva da bu başka bir noktaya geldi. Agabi'de ki şey tam olarak bu ya. Adam yaptığı şarkılarda mutlaka ve mutlaka bir önceki şarkısını aşıyor. Ya da bir önceki şarkısını çeşitliyor. Zaten
Bu yüzden Agabi'yi seviyorum. Agabi'nin bu kendini çeşitleyiş biçimi ne kadar aynı şeyden bahsetse de bizi sıkmıyor. Çünkü Agabi iyi bir anlatıcı. Ve dediğim gibi iyi bir anlatıcı bize ne anlatırsa anlatsın dinleriz. Agabi de kendini dinletiyor gördüğünüz gibi. Yemin et düğüm at gücü tar. Sizde illüzyon gelenek. De bir lafla hip hopla tek ettirek. Düşürme yüzüm uzun geçecek. Ya kapşon ya peçe çek başa. Hay yaşa gülüp gülüp geç. Uyu büyük. Küçük prens, sert sistem, prensiplere ters. Her trip yeni ders, yeni dehlizler kaz. Kriz merkezden preze, proje kaosa maruz, bariz, taarruz. Eyvah, eyvah. Agabi'nin gözleri dikildi. Kör, burada artık körlük evresi başladı Agabi'nin. Aslında bildiğiniz gibi böyle zamanında kör şamanlar olduğunu biliyorum. Ya da kör büyücüler olduğunu, kör dervişler olduğunu biliyorum. Bu havada öyle bir hava. Agabi aslında birazcık gelecekten konuşur gibi. Birazcık kimsenin haber alamadığı yerlere, bilinmeze uğrayıp gelen birisi gibi görünüyor burada. Yani Agabi aslında bir modern zaman masalcısı, modern zaman ulağı olarak da görebiliriz. Anlatıcılığın içinde masalcılık da, ulaklık da var. Agabi de bu sularda gezmeyi seviyor. Yani aslında şarkının başından beri anlattığı, vurguladığı tek bir şey var ama bu şeyi her bölümde farklı farklı anlatabilmiş. Hepsinde farklı cümlelerle, farklı kelime seçimleriyle anlatmış görüyoruz. Yani daha ne denir bilmiyorum size. Gayet iyi olmuş bence şarkı. Klibi de çok beğendim. Ortam süper. Yaratıkları hava uyumlu sözlerle. Ve Pangea da benim aslında sevdiğim prodüktörlerden. Yine beat'i konuşturmuş. Yani ortamla ilgili pek, kliple ilgili söyleyecek pek bir şey yok. Daha çok sözlere baktım o yüzden. Hani ortam belli sonuçta. Karanlık ormanda bir ayin düzenleniyor ki karanlık orman aslında selva oscura dediğimiz o İtalyanca'da da bir tehlike arz eden bir ortamdır. Bunu işte Harry Potter izleyenler bilirler. Aynı şey belki Yüzüklerin Efendisi'nde de vardır bilmiyorum hatırlamıyorum. Karanlık orman genelde bir tehlike arz eder. Karanlık ormana herkes giremez. Burada o durum var aslında. Hani yeni dehlizler kaz dediği de belki Agabi'nin budur. Flash şarkısında söylediği şeyi söylüyor burada yine. Hani maruz kaldım zonca baskının altında ezilmek yerine buna karşı bir taarruzda bulunmamız gerektiğini söylüyor. Evet arkadaşlar, klibin sonunda Agabi bir düş görmüş gibi uyanıyor zeminde. Ama şöyle bir şey var. Yüzündeki ifadeye baktığımızda gene sanki istemediği bir şeyler olmuş. İstemediği şeyler başına gelmiş gibi. Yani nasıl sinirlenince halka dönüşüyorsun da sonra tekrar kendi haline geldiğinde lan ne oluyor diye bakıyorsun ya. Bu da öyle bir şey. Kendisinin bilinci dışında gelişen bir durum olduğunu görüyoruz Agabi'nin yüz ifadesinden. Yani klibin havası da şarkı da bence güzel olmuş. Ben gayet beğendim. Videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like butonuna tıklamayı unutmayın. Daha çok Agabi videolar gelecek. Beklemede kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.